Zaten köy ezik bir köyü. Ben bunu okçu barbarlarla büyük ihtimal üçlerdim ama şimdi şeyim yok ya, şifa büyü falan yok ama olsun. Ben yine de üçlemeyi deneyeceğim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash of Clans'ta bu yeni gelen Noel büyüsünü sizler birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra Noel ağacı falan var. Birçok şey deneyeceğiz. Birkaç özellikleri de deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada dün video gelmedi. Gelmemesinin sebebi bildiğiniz üzere YouTube yavaşlatılmıştı. Çoğu kişi YouTube'a giremiyordu. Ben de dahil olmak üzere. Bayağı bir YouTube kötüydü. Facebook'ta yavaşlatılmıştı. Bütün sosyal medya hesapları neredeyse böyle yavaşlatılmıştı. Çoğu kişi giremiyordu. Bazı kişiler giriyordu ama video bile izleyemiyordu. Sadece yorum yapabiliyordu. O yüzden bayağı bir sıkıntılıydı arkadaşlar. Ben de o yüzden dün video atmadım. Bildiğiniz üzere her gün saat 19.30'da video atıyordum. Fakat dün atmadım. Evet. Tamam neyse. Konuyu uzatmayalım arkadaşlar. Bu aralar Clash of Clans oynamaya tekrardan başladım. Bayağı bir aktif bir şekilde Clash of Clans'ı oynuyorum arkadaşlar. Şimdi size kanıtını göstereceğim. Bugün 7 milyon altın kastım ve gittim bunu 4. seviyeye bastım. Bu da zaten 3 oluyor. Bu da 4 oluyor. Bu da 3 olduktan sonra bunu 4. seviyeye basacağım. Ondan sonra da kralı bugün şeye bastım. 18'e bastım. Kraliçe zaten 20. Kralı da 20 yaptıktan sonra kral kraliçe 30 yapacağım. Sonra 40 yapacağım. Sonra 45 yaparız inşallah. O da bayağı uzun süreceği için o da daha az zamanı var. Noel büyüsü bastım arkadaşlar. Ben bir tanesi de çıkmak üzeredir galiba. Aynen 2 dakika sonra da zaten hızlandırılmada olduğu için 30 saniyede çıkar, evet. Bir de Noel ağacı var arkadaşlar. Noel ağacından ne çıkıyor diye soranlar oluyor. Zaten 3 senedir hatta 4 senedir bu geliyor ve ben 3'üne de şahit oldum. 4.süne de şahit oldum arkadaşlar ama tam böyle geldiği zaman başlamıştım 4.sünün. Yani ilki. Yani ilkinden belli varım yani. Her seferinde değiştiriyorlar bunu. İlkinde böyle biraz daha kalitesiz bir grafik vardı arkadaşlar. Böyle biraz daha kabaydı. Kapalı yeşildi. Onun görüntüsünü bulabilir miyim bilmiyorum. Çünkü çok az kişi de var arkadaşlar o. O yüzden de onu bulamayabilirim. İkincisini zaten buna benzer bir şeydi arkadaşlar ikincisi. Üçüncüsü de şeydi. Kahverengimsiydi böyle. Dördüncüsü de bu zaten. Evet, bunu açınca zaten bildiğin üzere bir dakika iptal edelim de bir şey söyleyeceğim. Bunu açınca Noel ağaçlarının açılınca içinden altın çıkıyor. Şeyleri açınca bu iksir kazanları ya da mezar taşı şeyleri gelmişti bu Clash of Clans'a Cadılar Bayramı güncellemesinde. Onlardan da iksir çıkıyor. Yani iki tane güncelleme yapılıyor yılda ve ikisi de şöyle oluyor. Bir tanesinden iksir olan şey çıkıyor. Birisi mesela şey oldu. Mezar taşı oldu. Cadılar Bayramı güncellemesine gelmişti. Bir tanesi de cadı kazanı oldu. Böyle farklı farklı şeyler geliyor. İçinden iksir çıkıyor. Şimdi de bilin üzere zaten her yıl yapıldığı gibi altın çıkan Noel ağaçları var. Noel ağaçları da altın veriyor yani basbaya söyledim zaten. Şimdi göreceksiniz. 25 bin altın veriyorsunuz. Ondan sonra 75 bin altın alıyorsunuz diyebiliyorum, evet. Yani ben şu ana kadar bende çıkan 4 tane ağaç farklı türünü de kaldırdım. 4 tane de farklı çıkan Cadılar Bayramı güncellemesi gelenleri de kaldırdım. Yani kaldırmasaydım diyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bayağı meraklı bir insanım ve yani iksir altına da ihtiyacım var. Ben de o yüzden de kaldırıyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ama ve lakin onu kaldırmamayı düşünüyordum ama videoya girdim madem kaldırayım dedim. O yüzden de kaldırdım sizler için arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bu arada şöyle şeyler de gelmiş Clash of Clans'a. Şuradan göstereyim arkadaşlar ben sizlere. Neredeydi lan orası? Yok bu değil pardon. Pardon, evet. Şimdi burada bir sürü etkinlik var arkadaşlar. Bu etkinliklerde sizler birlikte ileriki günlerde katılırız zaten de bu satın alma yeri neredeydi ya? Ha bu mesela dükkandan aynen. Bakın arkadaşlar burada şey var. Taş torbası var diyor. Burada sürpriz kutular var bildiğiniz üzere. Bu kutuları ne yapıyorsunuz? Bunları soranlar bayağı bir kişi olmuş. Bunları yanıtlayacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi siz 1200 taşı almak istiyorsunuz değil mi? Hem de şu 20 tane kutu hediye gibi gözüküyor. Ama buna aldanmayın arkadaşlar. Almayın bence. Çok gereksiz bir şey. Ben bunu hatta baktım. Şey oluyor. 27 TL veriyorsunuz. 1200 taşı alıyorsunuz. Ondan sonra 20 tane de klandaki arkadaşlarınıza yani 20 tane taş mıdır, 10 tane taş mıdır, rastgele bir taş dizilimi gibi bir şey oluyor. Hiçbir size katkısı yok. Sadece klandaki arkadaşlarınıza 10 tane taş, 20 tane taş falan verebiliyorsunuz. Yani o da 10 taş neyinize yarayacak ki?
Yani fazla bir şey de etki etmiyor. Yani özel teklif gibi düşünmeyin. Baya bir gereksiz bir şey olmuş ama isteyenler alabilir tabii. Parası baya bir iyi olanlar. Onlar da alabilir. Şu anda Noel şeyini deneyeceğiz arkadaşlar. Bu neydi onun? Noel Baba'nın sürprizini deneyeceğiz. Ben zaten bunu ilk çıktığı seferkinden beri hatırlıyorum arkadaşlar. O da 2-3 sene önce çıkmıştı. 3,5 sene de olabilir bilmiyorum. Bayağı bir eskiydi. O zamanlar deneme fırsatım olmamıştı arkadaşlar. Zaten o zamanlar yeni başlamıştım. Ama bu sefer deneme fırsatım oldu arkadaşlar. Hatta denedim birkaç kez. Zaten ben videolarını 3 senedir izliyorum. Bu videolarını ben bakmıştım. Bu nedir ne değildir falan filan insanlar kullanmış. Ondan sonra ben de bakmıştım ama şimdi deneme fırsatım oldu. Denedim arkadaşlar. Baktığınız üzere şeyden yıldırımdan biraz daha az iksirin bedeli var ve bir seviyesi bile yani zaten seviyesi yok ve daha fazla hasar veriyor arkadaşlar. 2 çarpı hasar veriyor. Ondan daha fazla hasar veriyor. O yüzden de yıldırım kullananlar arkadaşlar varsa bunu kullanmalarını tavsiye ederim. Hem de saldırdığınız kişilere hediye veriyorsunuz. Pek de bir etkisi yok. 5000 iksir falan veriyorsunuz ama olsun. Hemen bir saldırıya girelim arkadaşlar. Şu 5 tanesini deneyelim. Ana buraya saldırabiliriz. Bayağı bir güzel altın varmış. Ama burası biraz tehlikeli bir köye benziyor. O yüzden biraz da adam gibi bir köy bulacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Oh, şu hastalık da neredeyse geçti geçecek. Yani dün video atmak aslında bir bakıma da işime geldi. Çok hastaydım arkadaşlar dün. Ya tam iyileşemedim ya vallahi billahi. Pekmez yiyorum bu aralar. Pekmez bayağı iyi geliyor. Boğaz tellerime çok iyi geliyor. Çünkü bildiğiniz üzere sesim bayağı bir tuhaf çıkıyordu. Şimdi biraz daha iyiyim Allah'a şükür. Sizlerin de dualarınız varsa dua edin ki bir hemen yarına çat diye iyileşim yani. Şimdi bakalım. Ganimet bekliyorum ama ve lakin bugün bayağı ganimet kastım. 7-8 milyon ganimet kastım. Arkadaşlar hatta duvar da bastım. Bu aralar full duvar kasacağım. Full duvar kasacağım. Bu 10 seviye kövenen var ya şu an. Bütün duvarları 11 yapmayı planlıyorum. İlk önce hepsini 10 yapacağım. Sonra hepsini 11 yapacağım. Bayağı bir eğlenceli oluyor. Çünkü ben savunma yükseltmek... Lan ne oluyor? Sesim yine gelmedi. Savunma yükseltmektense duvar yükseltmeyi daha çok seviyorum. Çünkü sebebi de şu. Bekleme süresi yok. Bekleme süresi olmadığı için tak tak basıyorsunuz ve görüntüsü de çok hoş oluyor. Evet, buna saldıralım arkadaşlar. Hatta bunu ne yapalım biliyor musunuz? Üçleyelim. Bunu üçleyelim arkadaşlar. Şimdi burada bakın gördüğünüz gibi şuraya bir tane atacağım. Havanı yüksek çünkü buranın. Baba baba baba. Gördünüz değil mi? Bayağı bıraktı ama ya. Tam üstüne attığınız zaman daha çok hasar veriyor. Bir tane daha at. Orayı yıkalım artık. Vay be yıkamadı hala. At. Adamı hediyeyi boğduk ya. Vallahi bile adamı hediyeyi boğduk. Zaten köy ezik bir köy. Ben bunu okçu barbarlarla büyük ihtimal üçlerdim ama şimdi şeyim yok ya. Şifa büyü falan yok ama olsun. Ben yine de üçlemeyi deneyeceğim. Oh maşallah yarısın. Kralımız da inşaatta olduğu için kral da bize destek çıkamayacak. Yapacak bir şey yok ama 3 yıldıza gidebilme ihtimalimiz var. Şuraya da şunu atalım. Bir de Noel Baba geldiği zaman ho 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 yapıyor böyle. Ama bütün ganimeti aldık arkadaşlar. Sömürdük yani. Dibine kadar sömürdük. Hatta bayağı bir iyi sömürdük. Köyü bayağı hiçbir şey kalmadı. Şöyle şunun yeteneğini basayım da orada topu, mopu yamultalım. Baksanıza köyde savunma kalmadı ki. Bir iki tane kaldı o da gidici yani. Ama 3 yıldız alır mıyız bilmem. Bir şifamız olsaydı garanti alırdık da. Şuradaki testa bize sıkıntı çıkartacak. Testayı vuracak mısın? Ha testayı yıkarsan tamam. Evet arkadaşlar bu köyde okçu barbarla üçledik. Aynen öyle. Ama bu Noel Baba'nın büyüsü belirli bir yere tam hasar vermediği için tam da havanı yıkamadım. 4 tanesi yıktı anca. O biraz üzdü beni. Ama ve lakin yapacak bir şey yok yani. Kader. 3 yıldızı da buradan çakacağız. Ya bir de buranın yıldız bonusu çok güzel ya. 220 bin mi 240 bin mi yıldız bonusu veriyor. Hele Usta Lig'deyken ya da Şampiyon Lig'deyken çok fena bir yıldız bonusu veriyor. Ama oralarda da yıldız kazanmak çok da kolay değil.
Yine okçu barbarla bir yıldız alabiliyorsunuz ama yani 5 tane saldırıdan sonra 300 yok 400 bine yakın bir şey veriyordu ya, aynen öyle. Bakın mesela 140 bin, 143 bin altın, 344 bin iksir aldık ve bonus olarak, ya yani bu yıldız bonusu değil, bu zaten lig bonusu. Yıldız bonusu bildiğiniz üzere aldığınız yıldızların bonusu, zaten bunu biliyorsunuz. Önceden yoktu, bu sonradan geldi tabi. 70 bin altın, 70 bin iksir, 320 de kara iksir aldık, güzel idare eder. Şimdi bir de yıldız bonusu şu an yok tabi. Şuradan bakalım da göremiyoruz zaten. 19 saat sonra gelecek. Neyse, bir ordu daha basalım. Şuradan hızlı eğitim ordusundan tak diye basıyoruz zaten. Neyse. Ben bir de size ne gösterecektim şu an hatırlamıyorum ama neyse. Şuradan şeye basalım. Neydi onun adı? Benim klasik. Şu şekilde mi basıyordum ben? Şu şekilde aynen. Heh. Tamamdır. Evet, yavaş yavaş da arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geleyim ben. Fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Yavaş yavaş duvarları da yükseltiyorum. Bakın ortadaki duvarları dışarıya taşıdım. Buralara taşıdım. Böyle 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 dışarıyı kaplayacağım. Ortaya doğru gideceğim. Ortayı en son kaplayacağım. Çünkü biraz daha güzel görüntü veriyor. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Yani biraz benim şey yapmam lazım. Neydi, nasıl diyeyim? Heveslenmem lazım. Daha gözüme güzel gözükmesi lazım. Mesela ben Köy Binası 7'deyken, 8'deyken görüntüsü çok tatlı duruyordu. O yüzden yapıyordum. Ama baksanıza buraya. Kaba bir köy. Yani şuraya bakın. Baktığınız zaman ben bile korkuyorum yani. Şu köye baksanız abi. Neyin nerede olduğu belli değil gibi gözüküyor. Aslında belli ama işte incelemek lazım birazcık. O yüzden de duvarların mesela 9'da 10'u ayırt edemiyorsunuz pek. Ama hepsini 10 yaptıktan sonra 11 ile 10'un arasında fark edebildiği için bayağı bir zaman gerekiyor. O yüzden de biraz köyü tatlılaştırmak için böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bayağı bir uğraşacağız. Yavaş yavaş da gelişiyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Clash of Clans videoları gelmesi istiyorsanız like atabilirsiniz ve beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.